Kim sence bu adamlar? Ha, sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Diğerleri kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Ah, tamam taşıyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmadı. Hayır uygun. Korsan kanununa. Fena değildi. Hayır be. Hala ayağımda önceki kaymalardan kalma çakıllar var. Tamam, tamam. Ne artık ustalaştım. Burayı Avery'le mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Bana da gelmedi. Avery hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onun tayfası gibi görmüş. Belki ona da Aziz Dismas haçı yollamıştır. Evet. Belki Tüyü hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Bu çok detaylı. Evet, öyle. Bir kol daha bu. Evet, şimdi şu eli alacağım. Ulan, tanrım. Bir test gibi mi veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Bu bir kova. Tamam. Sırada ne var? Burada bir basınç levhası var. Şu kovayı doldurup getir bakalım. Tamamdır. Ya. Kova doldu. Tamam, bana getir. Büyük çarp gibi şeye koyacağım. Senin bu çarplar ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas.
Tamam, şimdi olmalı. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Dur, adımına dikkat et. Vay anasını be. Şuraya bir bakar mısın? Hey gelsene, seni kaldırayım. Geliyorum. Pekala, galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. İyi tahmin. Yukarı bir yol bulalım. Takip et. İşi zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydı. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Tavan alçak, kafana dik... Au! Evet, tamam. Bir sus be. Buradan. Burada biraz ışık var. Mantıklı. Katedralin altındayız. Ugh.
Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Reif, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Reif, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Reif'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantaj onda olmadığı sürece bana ne? Fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Bana takılma. Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa, trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolinin mi var? Keşke.
bekle. Hemen geliyor. Teşekkür ederim efendim. Kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Hey ya, burası zaten geldiğimiz yer galiba. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. İnşası yıllarca sürmüştür. 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Başardım. Plan ne? Düşünüyorum hala. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Köprüye ne gerek var? Bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Hayır, buradan geçemem. Nasıl geçeceğiz o zaman? Buradan. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapalı kısılmış olacaktı. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey, o zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğim? Bu da ne? Bence şu ahşap tahterevalli gibi şey işe yarayabilir. Deneyelim. Peki, hadi bakalım. Aşağıdasın. Ne
çıkardım. Pekala. Bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. İyi. İyi. Ben burada bekliyorum. Makinelere bir bak. Bu ölüm tuzaklarının arkasındaki her şeye hayran olmaya başladım. Biliyor musun? Gevezelik etme. Kim gevezelik ediyor? Oldu mu? Evet, bir saniye. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Benden daha ağır. Onu bilememiştim. Ha, evet, evet. Avcılığını beceremezsek sirke katılabilirim. Karısı. Yakaladım. İşte. Sağ ol. Bir test daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişizdir. Hadi. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ne? Hiç alışamadım. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam öyleyse. Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala, sadece bir tane. Aç gözlülük, aldım. Lütfen tuzak olmasın. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Koyu. Evet ama... Kral Koyu'nda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. İşi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin.
Bu istavroz değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani istavroz üstünde şey olan haça denir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın! Thank you.
Sen nişancı! Siker al çabuk! Koşunun! Büyük dertte! Hey. Yukarıda daha fazla var! İndir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Koşmaya devam. Durma. Hayır. Evet. Bazen. Evet. Evet. Evet kesinlikle. Kadar gitmeye devam etsin.
ucuz atlattık, öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet, biz de iyiyiz, sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak, zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet, muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dismas'ın ya, haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ha, yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağanı alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam, anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Koyu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Alo? Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah, 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma, yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme, kendine dikkat et. Dikkat ederim, her zamanki gibi. Bak, benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Burada ne arıyoruz peki? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var.